hoş geldiniz. Bizi kurtarır. Ha? Babanın numarası var mı? Öldü. Allah rahmet eylesin de yani. Dün gece rüyamda gördüm adamı ya. Allah rahmet eylesin. Dua istemiş. Bana denk geliyor, denk geliyor ya. Benim hep başıma bunlar gelirdi. Bir gün Berk beni arıyor, diyor ki abi diyor babam diyor anjiyo olacakmış. Ya çok telaşlanıyorum. Oğlum dedim, anjiyo dedim, şu kasıktan şeyi sokuyorlar. Damarların ne kadar tıkalı, ne kadar değil onu ölçüyorlar. Anjiyo bir müdahale değildir, bir teşhistir dedim. Orada bıraksan? Konuyu orada kapatsam bitti yani, bu da rahatlayacak, ben de rahatlayacağım. Sanki iyilik meleğiymişim gibi herkesi rahatlatmak için ekstra konuşuyorum. Bok varmış gibi. Berk'e dedim ki bak bu dedim anjiyo. Gözünü kapatacak baban, açacak, sonuçlarınız bunlar diyecek. Millet dedim açık kalp ameliyatı oluyor dedim moruk. Manyak mısın dedim. Onda dedim kurtulma ihtimali %50 dedim ya. Allah'ına dedim dua et. Şu yüzünü asma. Kapattık telefonu. Akşam telefon. Anjiyo sonuçları. Babasının açık kalp ameliyatını alıyorlar. Kötü yani. Bana ne bir de ya. Bana ne ya. Ulan ben bir kişi kaza yapmış Ankara'da. Ankamol'e gidiyorum. Önümde araba uçtu. Düşmanımın başına vermesi. Önümde gidiyor araba abi. Huj oldu. Huj oldu. Huj dedim gitti. Taklalar attı. İnsansın abi ne yaparsın? Asıldım frene. Çektim kenara. İndim arabadan. Adamı çıkartıyorum arabanın içinden. Ters dönmüş arabanın içinden. Çıkarttım montumu verdim adama. Üzerini kapattım. Ambulansı aradım bir taraftan. Arabada dedim bir arkadaşım daha var. Görmüyorsun araba dümdüz olmuş. Birini daha buldum abi. İki kişi hayat kurtarıyorum. Ama tabii o sırada hayat kurtardığımı ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorsun. Duyar kasmak durumu var ya. Nereye kasacağım duyar acaba? Ankara'da Aşti'ye giderkenki yol. Yok Eskişehir yolu. Yok. Nereye? Migros'a giden yol. Ankamol'e giden yol. Neyse adamları çıkarttım mı? Çok üşüyorum. Ankara soğuğu. Montumu falan vermişim yaralı adama. Onlar da titriyor çünkü şoka da girmiş. Uyutmamaya çalışıyorum onları işte bayılmasınlar gibi. Tokatlıyorum böyle. 20 dakika gelmedi ambulans. Yoldan geçen kimse durmadı ya. Adamların ikisini üst üste koydum benim arabanın yanına. Bir de beynin o sırada çok saçma hareket ediyor. Aklımda şu var. Adamları arabaya alıp benim arabaya ısıtıcıyı açayım. Ben götüreyim hastaneye falan ama şeyden çok korkuyorum. İç kanama olabilir. Bir yeri kırılmıştır, boynu kırılmıştır. Hareket ettirtmeyin derler ya. Allah'tan o bilince sahibim yani. Yoksa herifi böyle alacağım omzuma. Yapan var Türkiye'de. Türkiye'de kaza yaptığın zaman ben istemem yardıma gelmesin. Adama ne yapmışlar biliyor musun? Çocuk motorla gitmiş demire çarpmış uçmuş çalların arasına. Böyle koşmuşlar adama. Çocuk da motosiklet kullandığı için montunu üşüyor soğuk alıyor. Ters giymiş abi. Böyle ters giymiş montunu. Adamın teki gelmiş ve bakmış. Ya bunun kafası ters olmuş. Çat diye yerim kafayı. Ulan ters dönse bile kafayı düzelttiğinde hayata mı dönecek ya? Adamı öldürmüşler lan öyle. Bilmeyen adamın yardım etmesi de kötü bir şey. Şimdi ben orada biliyorum da adamları sırt üstü yatırdım, hareketsiz bıraktım. Arabayla hastaneye götürebilirdim ama taşırken düşünsen adamın boynunu kırık olur. Abi hop çıt gitti herif. Vebal kötü. Ambulans geldi abi 20 dakika sonra. Adamları aldı. Siz geliyor musunuz hastaneye dedi. Dedim gelmiyorum. Polis geldi. Dedi ki siz de gelmek zorundasınız. Biz dedi nereden bilelim sizin arabayla onları yoldan çıkartmadınız dedi. Dedim abi kendisine sorun. Adama sorun diyorum şoföre. Şoför geliyor sırada sedyeli. Bilinç gitmiş. Haydi. Gittim abi hastaneye. Adamlar ayılana kadar sorguya çekildim. Sen çarpmışsındır. Sen alkollü müydün? Sana da bir test yaptıralım. Alkol testi yaptılar bana. Adama yardım ettiğim için. Bugün de kim kime yardım eder yani? Mal herhalde. Gel bakayım falan. Psikiyatriye götürdüler. Mal mıyım diye. Finalde ne olduğunu söyleyeyim size. Bayağı bir uzun süre polis sorgusuna maruz kaldım. Üzerine mont gitti. İçinde cüzdan var. Gitti. Tabii ki buradan şimdi insanlara şey demeyeyim. Yardım etmeyin böyle falan demeyeyim. Bu sadece benim başıma geliyor. Ha bu neymiş ya? Tespih sesi çok geliyor. Sen kararını ver. Gelecek kardeş zoruna mı gitti? Tespih bizim örfümüz ananemiz. Başlayalım mı artık? Fıkroloji çok beğenmişsiniz o yüzden bir yıl aradan sonra ikinci bölümü çekiyoruz. Fıkrolojideki olay fıkra anlatmak. İsminden de anlaşılacağı üzere. Kötü fıkraları anlatıyoruz. Sizlerden gelen fıkraları anlatıyoruz. O zaman sizin gönderdiğiniz kötü fıkralarla fıkrolojiyi başlatalım. Jenerik falan girmiyor mu oğlum oraya? Var değil mi? Var. Gir. Böyle vii diye bir ses gelsin. Ben tok bir sesle. Vii. Öyle değil. Daha böyle uyarıcı bir ses. Dikkat. İzlemek üzere olduğunuz program Fıkroloji. Sizden gelen fıkralarla doludur. Bu fıkraların çoğu da küfürlüdür. Lütfen küçük çocukları pistten alalım. Alalım. Yo. O şarkı mıydı? Bir tane boksör var. Adamı kimse yenemiyor. Gerek ringde, gerek tavlada, gerek FIFA'da. Adam yenilmiyor. Dünyada tribe girmiş durumda. Böyle herkes bir aynı anda yakmış. Yok tamam. Kimse yenemiyor. Dünya tabii tribe girmiş. Diyorlar ki lan bir sporcu bulalım da şu herifi bir dövsün. Allah rızası için bir kere bari yanağına vursunlar diyor. Adam bugüne kadar bir fiske bile yememiş. Fransızlar diyor ki bizim diyor öyle bir boksörümüz var ki bunun ağzına sıçacak göreceksiniz. Hadi bakalım diyorlar. Fransız geliyor böyle. Hiç Fransız olduğuna bakma yani. Hitler'in 4 dakikada ele geçirdiği bir ülkeyi vatandaşı değil de sanki. Malazgirt'ten geliyor öyle bir tip. Birinci round falan filan. Ah devrilmiyor birinci roundda Fransız. Herkesin ümitler havada. İkinci round oluyor. Aa düşmüyor Fransız. Üçüncü round oluyor. Bam. Tek yumruk boynu kırılıyor. Herifin. Fransız oracıkla mefta sizlere ömür. Almanlar diyor ki oğlum bu Fransızı indirdi bizim bir Alman çıkardı. Biz Almanız sonuçta. Bir tane Hans yok mu bizde delikanlı? Buluyorlar bir Hans. Hans ki kapılardan sığmıyor ablacığım. Herifi vinçle çıkartıyorlar. Maçın yapılacağı salona öyle düşünüyor. Aaaa diye oturuyor böyle. Ring böyle bayağı aşağı çöküyor. Birinci round başlıyor. Alman devrilmiyor. Helal olsun. 2-3. Dördüncü round devrilmiyor. Beşinci roundda bir koyuyor Hans'a. Hans mefta. Sizlere ömür ablacığım. Puf.
maçı Ankara'dan izleyen bir arkadaş diyor ki, ya kardeşim diyor, biz Türk'ün gücünü göstermeyelim mi artık şu dünyaya? Yeter lan diyor, akıllarını almayalım mı? Alalım! Bütün kahve gaza geliyor böyle. Yok mu diyor Koca Yusuf'un torunu? Var! Buluyorlar. Bakıyorlar, bu çok küçük. Gidiyorlar. Diyorlar ki, birader artık bitirelim bu işi. Türk'ün namını yayalım dünyaya. Bizim Türk gidiyor. Gayet güzel kapıdan giriyor. Çıkartıyor bornozunu. Alkış kıyamet. Yenilmez çıkıyor. Şimdi de sen mi geldin Türk diyor. Evet kardeşim diyor. Hadi bakalım başlayalım. Ablacım yürü. Birinci roundu ver. Dayı sen de gonga bas da iş bitsin. Reis yani. Ding. Birinci round. Bizimki düşmüyor. İkinci round. Düşmüyor. Üçüncü round. Düşmüyor. Yürekler ağızda. Beşinci round. Düşmüyor. Sekizinci round. Düşmüyor. Dokuzuncu round. O da düşüyor. Bu böyle gidiyor yani. Adamı daha yenemediler. Yani ben de istiyorsanız anlatmaya devam edeyim. Yani devam edeyim ama bir mantığı yok yani. Çünkü düşmüyor yani. Ben Instagram'dan DM attım, düşmedi yani. Bunu bize gönderen arkadaş sonuna da gülmüş, demiş ki abi çok milyonlar izlenecek bir program değil. Fıkroloji sonuçta. Önemli değil ama en azından 100 bin 200 bin kişi bile izlese bunu o insanlara yapmaya senin ne hakkın var? Bak, yine de bu acayip hikayeyi bize gönderdiği için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda kulağıma gelen bir bilgiye göre bu anlattığım hikaye arkadaşımızın, takipçimizin bizi trollemesinden ziyade Cenk ve Erdem'in bir hikayesiymiş. Tabii onlar anlatsa müthiş olurdu. Yani biz de derdik ki müthiş. Cenk abime de aynı filmde de rol aldık. O günden beri hala bunun travmasını yaşıyor. Kendisi. Bir daha aramadı. Tabii lan, bir daha aramadı hakikaten. YouTuber'ın filminde oynarsan. Cenk abime de buradan hürmetler. Erdem abime zaten saygılar. Yıllardır da takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz, ülke mizahına gerçekten çok enteresan bir açıdan yaklaşıp çok enteresan bir kitleyle yollarına devam eden iki müthiş, muazzam, kaliteli, yetenekli abim. Saygılar. Bu arada Cenk Erdem'den araklamışsın deyip çocuğu yerdik bize bu fıkrayı yollayan arkadaşı da. Diğerleri kendimi oturup yazdı zannediyorsun. Fıkrayı anlatıyoruz. Bir önceki programda altına yazmışlar. Lan oradaki Ahmet değil, Temel. Tabii karakterler yani biliyorsun, tam olmalı. Kastı yanlış anlatırsan geri dönüş oluyoruz. Alper Rende, Orkun Işıtmak, Fırat Sobutay. Fıkra bu kadardı. Hoşçakalın. Kötü bir şey söylemedim ki ya. Yok yok, bir şey demedim. Adamın bir tanesi kumarhaneye gidiyor. Diyor ki ben arada bir zevkimdir efendim, oynarım diyor. Koyuyor, kaybediyor, devam ediyor. Kumarhanelerde ne var? Rulet. Bar. Kumarhanenin barına gidiyor. Oturuyor dertli dertli. Elleri aynı şu şekilde. Diye oturuyor. Barmen geliyor tabii, alışmış kumarhane barmeni olduğu için. Çok böyle dertli adam görmüş. Derdin nedir moruk? Hareket yok. Kumarda para mı kaybettin? Çok kaybetmiş olmalısın. Ne kadar kaybettin? $100 mı? $1000 mı? $10,000 mı? Abi. $10,000 para kumarda kaybedilir mi ya? Evli misin abi? Ben böyle bir şey yapacağım var ya abi. Karım benim s*** yazar elime verirdi abi diyor. Bu fıkrayı bize gönderen arkadaşımıza teşekkür ederiz. Bunun fıkra olduğunu çok sonra anladık. Biz bir derdin var zannettik ama fıkraymış. Teşekkürler. Sıradaki parta geçelim mi? Şimdi bu pandemi vesilesiyle bildiğiniz gibi uçakların da rotaları değişti. Değişti yani, onu tutamazsın. Şimdi Yunanistan, ben kapatıyorum hava sahamı, ben salgından korkuyorum dese ne yapabilirsin? Yunanistan üstünden geçebilir misin uçakla? Geçemezsin. Saçma bir rota çizmişler o yüzden. Uçak İngiltere üzerinden geçecek, Fransa üzerinden devam edecek, Almanya, Rusya, İran, Türkiye. Olamaz mı böyle bir rota? Mümkün değil. Sen kule sorumlusu musun? Var işte lan artık. Uçakta da bir İngiliz, bir Fransız, bir Rus, bir İranlı, bir de Türk var. Uçak İngiltere semalarında gidiyor Fransa'ya doğru. İngiltere üzerinden gider. Uçak İngiliz. Bakıyor camdan aşağı. Buckingham'a bakıyor. Adı üzerinde zaten Buckingham. Yani bakcan. Manchester'dan geçiyorlar. Saçma bir uçak rotası. Benim damlamam. Dönüyor Londra'ya bakıyor. Fransız'a, İranlı'ya, Türk'e, Alman'a. Dönüp diyor ki oğlum diyor, bizim diyor ülkemiz müthiş diyor ya. İngiltere müthiş, bir biramız var diyor aga. Biyodum hiç böyle dersin. Bayram edersin. Şlak şlak içersin. Vatanım vatanım, benim vatanım vatan. Uçak geçiyor abi Fransa üzerine. İngiliz yerine oturuyor. Fransız kalkıyor ayağa. Diyor ki of be diyor. Şu Eyfel'in güzelliğine bak reis diyor. Sonra diyor ki ben galiba Yozgat diyeyim. Oturuyor.
Tamam. Saçma oldu çünkü. Fransız kalkıyor ayağa. Fransız diyor ki Le Jetem diyor, şuraya bak diyor ya. Eyfel'e bak diyor ya. Bizim diyor kadınlarımız ne güzeldir diyor. Fransız kadını gibisi var mı? Öyle yan bereyi takarlar. Atkıyı atarlar omuzlarına. İnce boyunları, ince bilekleri, güzel bacakları vardır. Ne güzeldir o Fransız kadınları. Le vatanım, le vatanım diyor. Derken uçak Alman hava sahasına giriyor. Hans kalkıyor diyor ki ooo diyor şu an. Und bah, alles klar warum nicht diyor. Şu güzelliğe bak. Stuttgart'ın üzerinden geçiyoruz şu anda. Bak diyor Kila Hakan. Bir arabalar yaparız diyor. Bütün dünya diyor. Zevkine doyamaz o arabaların. Bir Audi'ler diyor. Bir BMW'ler diyor. Bir Mercedes diyor. Arabada otomotivde bir numarayız ya. Çat diyor uçak Rus hava sahasına giriyor. Rus ayağa kalkıyor tabii. Bizde diyor bir KGB var diyor. Bir istihbarat servisi var. Adamın diyor götünden kıl alır diyor. Kimsenin haberi olmaz diyor. Hop İran hava sahasına. İranlı tabii ayağa kalkıyor bir anda. Buf falan yok şaka. Bu şakaydı. Öyle değil. Öyle değil. Abartmayın. Benim çok fazla İranlı arkadaşım var burada. Var abi. Neyse tamam. İran hava sahasına geliyor uçak. İranlı tabii ayağa kalktı. Yapma artık. Diyor ki benim diyor memleketim diyor benim memleketim. Bizim diyor memlekette bir halı yapılır. O halılara doyamazsınız. Saraylara bile fazladır o halılar o halılar. Tam böyle İsfahan çölünün üstünden dönüyorlar. Van'a yöneliyorlar. Van'ın üzerinden Türkiye'ye girdiği anda uçak. Türk tabii doğal olarak kalkıyor cama bakıyor böyle. Of diyor be memleketime bak. Ben şimdi diyor çiğ köftemi anlatayım, tarihi eserlerimizi mi anlatayım, Efes'imi anlatayım, neler anlatayım? Bizim o kadar çok meşhur şeyimiz var ki bu ibneler ne güzel bir şeyleri var. Kalktılar söylediler ben ne söylesem acaba diyor ya. Hangi birinden bahsetsem diyor ya. Bir de ayar oluyor bir şey anlatamadığı için. Herifler de tamamı buna bakıyor tabii. Salak bak bu bir şey anlatamadı falan diyorlar. Bu da bir anda gaza geliyor dönüyor diyor ki. Kardeş diyor bizim memleket öyle bir memlekettir ki diyor. İngiliz'in birasıyla diyor Fransız'ın hatununu tavlarız. Alman'ın arabayla eve atar. İranlı'nın halısı üzerine gari. KGB'nin de bundan haberi olmaz diyor. Elimle korona durdurdum ya. Matrix miyim ben? Neo muyum ya? Neo? Nazi. Bu fıkrayı gönderen arkadaşımıza teşekkür ederiz. Yine bir takipçimizin fıkrası. Hanımlar, özellikle hanımlar. Kilo bugün hepimizin problemi. Hepimizin problemi. Benim problemim değil diyen var mı aramızda? Sen zaten bir vitaminsizsin. Seni nerede görsem böyle bir yarım ekmekle besleyesim geliyor böyle. Al bunu diyesim geliyor. Afrikalarda yaşayasın. Sonra biz de İhlas TV aracılığıyla sana yardım toplayalım. Bir gün Afrika'ya yardım topluyorlar. Onlar da Müslüman diye açıklama yapmışlar. Konuyu onlar da insan, o kadın, aa o falandan insana getirdiğimiz zaman zaten her şey hallolacak ama bunu da YouTube'da fıkra anlatan bir programda duymamaları lazım. Samimiyetini ve gerçekçiliğini kaybetmesin en azından. Öksürmeden mesaj verirken halka. Ama yanlışlıkla düşen Martı. Bu ikisi böyle biliyor musun? Evde de böyle haberleşiyorlar. Allah razı olsun. Bir kolonya. Oh. Evet arkadaşlar Afrika'dayız. Oha. Neden Afrika'dayız? Alakası yok. Kilo sorunu. Özellikle hepimizin bugünlerde seçil hariç yaşadığı bir problem. İnsanlar değişik değişik yöntemler deniyorlar. Kimisi bilmem ne diyeti, kimisi Dukan diyeti. Dukan diyeti yapan var. Biliyor musun ne olduğunu? Yalnızca etle beslenmek. Ben de denedim bana dukanıyor. O yüzden... Öyle değil, öyle değil. Her neyse, babacığım kilosundan rahatsız olan bir adam ve çok da işi olan bir adam. Yani spora, diyete vakit ayıramayan bir adam. Stresli bir işe sahip. Nasıl vakit ayırsın? Aç gidiyorsun toplantıya. Allah korusun, belki hiç istemediğin bir cümle kuracaksın. O açlık stresiyle. Diyor ki benim diyor hızlıca zayıflamam lazım. Bununla ilgili ne yapabilirim acaba diyor. İnternete giriyor, araştırıyor, bakıyor falan. İlaçlar buluyor ama diyor ki bu ilaçlar diyor faydasız. Kaç kişi öldü biliyorsunuz o diyet ilaçlarından. İnsanları kandırıyorlar diyor. Ben diyor bu tuzağa düşmem aga diyor. Bir tane merkez buluyor. Diyor ki %100 garantili zayıflama diyor. En hızlısı biziz diyor. Gideyim öğreneyim en azından diyor. Gözümle göreyim. Herif giriyor içeri. Bir bakıyor. Resepsiyondur. Görevlidir. Hoş geldiniz efendimdir falan. Hiçbir şey yok. Sadece böyle kapılar var. Deneyim bakayım diyor. Kapılara bakıyor. İki tane kapı var. Kapının bir tanesinin üzerinde 10 dakikada 1 kilo. Diğer kapının üzerinde de 10 dakikada 10 kilo verilir yazıyor. Lan diyor olabilir mi öyle bir şey? Ben diyor şu 1 kiloyu bir deneyim bakayım diyor. Acaba nedir ya? Bir açıyor kapıyı böyle. İçeride taş gibi. Sen de Victoria Secret. Ben diyeyim Milovic'in gençliği. Taş gibi bir kadın var. Böyle duruyor. Böyle. Kadının tam burasında diyor ki beni diyor yakalarsan tık tık. Bu falan tabii kilo verme falan. Bir koşuyor kadının peşinden abi. 10 dakika boyunca koşuyor tabii. Kilolu. Diyor devam ediyor koşmaya kadın. Cookie, bilye, kolaski falan filan diyor. Devam ediyor böyle iç çamaşırıyla. Adam arkada böyle. Denent 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 diye zil çalıyor. Dur diyor adama. 10 dakika geçti. Teşekkür ederiz. Lütfen tartıya bakıp kilonuzu öğrenin diyor. Adam bir çıkıyor tartıya. Gerçekten bir kilo vermiş. Çıkıyor dışarı böyle. Vay arkadaş diyor. Ulan diyor ne biçim yöntem diyor ya. Geldim diyor 10 dakikada bir kilo verdim. 10 dakikada 10 kilo. Her gün gelip diyor 10 dakika takılsam diyor bittim diyor. Tamam 5 gün sonra tamamım diyor. Ben diyor şu 10 dakikalık odaya da bir gireyim de 10 kiloyu vereyim abi.
Açıyor kapıyı. Bir giriyor içeri. Sen de Arnold Schwarzenegger. Ben diyeyim kaleci Volkan. Dev gibi bir herif. Böyle ama yani. Duruyor orada böyle. Hani şöyle yapsa, bak sadece şöyle yapsa çıkacak sesten korkarsın. Böyle bir ses yok. Burasında da diyor ki yakalarsam s**erim. Bu fıkrayı gönderen takipçimize teşekkür ederiz. Yakalamış mı? Sen ne olsun üstüne Emir ya. Evet, aşağı bir lütfen yazı geçelim. Bu fıkrada kimseyi s**eler. Şimdi kardeşim bir çocuk var. Nasıl yakışıklı biliyor musun? Bildiğin gibi yakışıklı değil. Yani şu sıfata bak. Şundan bile neredeyse yakışıklı. Öyle düşün. Mustafa öyle bir adam. Görsen ve Mustafa yazdırır bant takar yanında çığlık çığlığa gezersin. Babacığım Mustafa çok yakışıklı, aşırı güzel, tatlı bir herif. Çok çalışkan, çok iyi kalpli bir herif. Fakat parası yok. Ve bu çocuk lise çağında iyi bir eğitim almak istiyor. Çünkü aynı zamanda çok da çalışkan bir çocuk. Oturuyor kitaplar okuyor, hızlı kapıyor, çok zeki. Derken çok ünlü bir okul nihayet Mustafa'yı keşfediyor ve Mustafa'ya burs veriyor. Burslu okuyan yalnızca 3-4 kişi var içinde. Diğer kalan bütün öğrenciler zengin. Trilyonerlerin çocukları okuyor. Fabrika sahiplerinin çocukları okuyor. İşte ne bileyim YouTuberların çocukları okuyor. Öyle böyle zengin bir ortam. Okula gidiyor. Bir bakıyor ayakkabıları patlamış. Ayakkabısının ucu delinmiş. Üzerindeki kazak yırtık. Okul üniformasını bile konu komşu zar zor toplayıp almışlar. Okul da yatılı bir okul bu arada. Çocuk okulun ilk günü gidiyor. Zengin aileler evlatlarını yatılı okula yani Mustafa'nın kabul edildiği okula bırakmaya başlıyorlar. Okulun bahçesindeki arabaları size burada saysam ülke ekonomisi ayağa kalkar. Bir daha da oturmaz bir süre. İstiklal Marşı okunuyor. Herkes yatakhaneye gidiyor. Mustafa tabii kimseyle arkadaşlık kuramıyor. Çünkü zaten evvelinde o çocuklar o okulda okuduğu için herkes birbiriyle ahbap. Ne haber abi? İyiyim abi. Bu hafta sonu ne yaptın abi? Ben Ferrari aldım. Sen ne yaptın? Ben Porsche yaktım. Benim babamın benzinliği vardı. Onu yedim falan filan. Hep sohbetler böyle. Ama Mustafa öyle mi? Yazık. Bir kenarda böyle bu şekilde duruyor. O kadar da yakışıklı güzel bir çocuk ki arkadaşlarının kanı kaynıyor. Gidiyorlar sohbete başlıyorlar. Diyorlar ki Mustafa senden ne haber? Abi biz ne yapalım işte abi? Hayat normal. Çok şükür sıcak bir yerdeyim en azından diyor. Çocuklar da tabii aldırış etmiyorlar. Kendi zengin sohbetlerine devam ediyorlar. 3 hafta oluyor, 5 hafta oluyor. Hepsi hafta sonu gezmeye çıkıyorlar. Ama Mustafa'nın kalacak bir yeri yok. Dışarıda gezecek parası da yok. Mustafa herkes giderken yatakhanede kitap okuyor. Her pazar akşamı bütün çocuklar tatillerinden döner ve hikayelerini anlatmaya başlarlar. Sen ne yaptın kanka? Ben ne yapayım abi? Pederim Ferrari ile takla attım. Sen ne yaptın işte? Ben abi gündemde kulübünü kapattım, arkadaşlarla eğlendim. Senden ne haber Mustafa? Abi ben ne yapayım? Kitap okudum abi işte. Oturdum abi ne yapayım falan filan. 10 hafta 15 hafta. Ne zaman ortam olsa, ne zaman Mustafa'ya sen ne yaptın Mustafa dense, Mustafa ben ne yapayım abi burada oturuyorum falan diyor. Çocuklar en sonunda zengin çocuklar akıllarına geliyor. Diyorlar ki oğlum bak bu adama yazık. Bu adam iyi bir adam. Gelin bu adama biz kıyafet verelim. Cebine 3-5 harçlık koyalım. Bu adam da bu hafta sonu dışarı çıksın diyorlar. Cuma günü herkes hazırlığını yaparken Mustafa kenarda kitabını okuyor. Zengin çocuklar Mustafa'nın etrafını sarıyorlar ve diyorlar ki Mustafa kardeşim bu gömlek benden. Kardeşim bu kot benden. Ey arkadaşım bu ayakkabı benden. Giydiriyorlar Mustafa'yı. Zaten öyle bir yakışıklı ki Mustafa. Giyindiği zaman herkes hayran kalıyor. Of be diyorlar jilet gibi oldum be Mustafa. Adam. Cebine para koymaya çalışıyorlar Mustafa. Asla diyor. Reddediyor. Ben zaten haftalardır çıkmıyorum. Birazcık para biriktirmiştim anama yollarım belki diye. Onun bir kısmıyla dolmuşa biner. Bir kısmıyla simit ayran alır. En azından bir boğaz havası alırım diyor. Çocuklar buruk ama de mi değil. Dışarıda Ferrari'leri bekliyor. Peki Mustafa deyip hışt gidiyorlar. Okulun bahçesinden Ferrari'ler, Porsche'ler, Maserati'ler hepsi gidiyor. Mustafa okulun başındaki otobüs durağında tek başına kala kalıyor. Bekliyor ki otobüs gelsin. Derken inanılmaz pahalı görünümlü müthiş bir Mercedes Mustafa'nın önünde duruyor. Cam açılıyor. Güzel, zengin olduğu şapkasından belli. Bir kadın dönüp Mustafa'ya diyor ki aa merhaba canım ben oğlumu almaya geldim. Bu hafta sonu beraber olacaktık ama ekti beni kerata galiba. Sen ne yapıyorsun? İstersen şehre kadar iniyorum. Bırakayım seni de diyor. Hanımefendi çok teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Gelir biraz sonra otobüs zaten. Hangi sınıftasın sen diyor Mustafa'ya. Mustafa diyor işte şu sınıftayım. Benim oğlum da o sınıfta. Tanımıyorum çünkü hani çok fazla onlarla takılamıyorum doğal olarak. Aa peki hadi gel ya. Bırakayım şehre kadar. Peki hanımefendi diyor. Biniyor arabaya. Mustafa'ya diyor ki ben seni bırakmayacağım. Gel seni gezdireyim diyor. Sahili geziyorlar, kafelere gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Bayağı bir eğleniyorlar. Gülüyorlar. Okulun önünde Mustafa'yı bırakıyor. Haftaya yine buradayız. Tamamdır. Wiu diyor. Diyor kadın gidiyor. Mustafa da böyle Allah Allah falan filan. Gidiyor yatakhaneye kitabını okumaya devam ediyor. Pazar akşamı oluyor. Çocukların hepsi tabii teker teker okula doluşmaya başlıyorlar. Biri Ferrari'siyle giriyor. Biri uçağıyla falan. Tabii indiriyor okulun bahçesi uçak pisti yapmışlar. Başlıyorlar muhabbeti. Ne yaptın abi hafta sonu? Ne yapacağım abi? Türkiye'nin en pahalı restoranında kız arkadaşımla öpüştüm. Ben Ferrari'mi çizdim babama gıcıklık olsun diye anlatıyorlar. Sen ne yaptın Mustafa? Mustafa dönüyor ve diyor ki vallahi kardeşim siz ne yaptınız? Ben onu bunu bilmem de diyor. Haftaya birinizin anası şimdi dilerseniz takipçilerimizin yolladığı fıkraları anlatmaya devam edelim. İki
iki tane Türk atlet var. Bunlar bir süre sonra don olmaya karar veriyor falan. Özür dilerim. Ben hatırlamıyorum ki fıkrayı. Deneyeyim. Hatırladığım kadarını anlatayım. İki tane atlet. Bir tanesi başarısız ama başarılı olmak zorunda. Çünkü sponsorlar yalnızca başarılı atletlere para veriyorlar. Bu iki atlet de çok sıkı kankalar. Aralarından su sızmıyor. Denemişlerdi böyle. Neyse. Tabii. Her neyse. Bunlar koşuya gidecekler. Koşuya gidecekler ve yarışacaklar. Atletlerden biri diyor ki babacığım bana diyor yıllardır sponsor gelmiyor. Necla beni terk etti, terk edecek. Salonda 7 tane bar taburesi duruyor. Millet kötüyle gülüyor bana diyor. Her şey çok güzel olacak izlemiş büyük ihtimalle. Ondan sonra hatırlamaya çalışıyorum bir taraftan. Diyor ki benim bir şey yapmam lazım. Diğer atlet de diyor ki kardeşim bak diyor ben tasvip etmiyorum. Çünkü anlarlar s**kerler. Federasyon bir anlarsa en ufak bir şüpheli hareketinde alırlar elinden lisansını. Bu sefer hiçbir bok kazanamazsın. Bence yapma ama yapacaksan da tanıdık var diyor. Kötü arkadaş böyle bir şey. Hazırlatalım bir tane doping ama diyor ne olursun federasyon anlamasın Allah rızası için diyor. Artistik bir tur bindirme falan olaylarına girme diyor. Tamam diyor abi ben de büyük bir oyunculuk sergileyeceğim kimse anlamayacak diyor doping kullandığımı. İçiriyorlar dopingi arkadaşa. Yok oluyor falan. Şşt, geri koşuyor. Hermes oldu dibine böyle. Şşt, orada. Bak burada. Derken yarış saati geliyor. Diziliyor atletler. Pat bir başlıyor koşu. Tak birinci. Tak ikinci. Tak üçüncü. Tak dördüncü. Bizim arkadaş yedinci oluyor. Diğer atlet uzaktan izliyor durumu. Diyor ki vay doping işe yaramadı. Adam ağzımı sıçacak şimdi. Herif enerjisi bitmediği için koşarak diğer atletin yanına geliyor. Nasıldım diyor. Lan ne nasıldın? Yedinci oldum. İşte anlamazlar a**ayım diyor. Bu kadar da kötü atmayın ya. Aynı gemide yol alır, aynı tutarız bu evde. Günler meşgul. Her gün bir konu. Aman sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılalım çocuklar duymasın. Allah korusun çünkü çocuklar anne baba kavgasını duydukları zaman psikolojileri bozuluyor. Bak bir tanesi büyüdü araba videoları çekiyor YouTube'a. Şaka yapıyorum. Furkan'a selamlar. Furkan'cığım bir ara görüşelim lütfen. Furkan. Havuç? Havuç deyince hatırlıyorsunuz adamı bak ne güzel işler yaptı sonra oğlum adam. Çok kötü bir şey o. Erol Evgincilik diyorum ben ona. Mesela düşünsene abi Erol Evgin bir şarkı yapıyor ve bayağı klasiklere giriyor. Ama işin kötüsü nereye giderse gitsin 30 yıl sonra da adama diyorlar ki abi o şarkıyı bize okur. Adam darlanıyordur doğal olarak. Çünkü eminim ki onun üzerine daha adam nece işler okudu, nece şeyler seslendirdi. Ama tabii tribe giriyordur. Yani her şeyi bir yere kadar fıkroloji çekiyorum sen pinç çek. Ayıp olmaz. Yeni işler, yeni hareketler bunlar arkadaşlar. Bize öyle böyle şey diyor evet şu an fıkrolojideyiz dur. Trump, hepimizin bildiği Trump. Bir gün Trumpland'den atlıyor. Kötü şaka, kötü şakalar bunlar. Biz bunu evvelinde anlatmıştık aslında bir programımızda ama izleyicimiz bize bunu göndermiş. Büyük ihtimalle bizim programı izleyip bizim anlattığımız fıkrayı yine bana satmış. Ama sözümüz söz, burada gelen bütün fıkraları anlatacağız, yapacak bir şey yok. Trump, bildiğiniz Trump kardeşim. Böyle ırkçı söylemlerle halkın dikkatini çekmeye devam ediyor. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 tane eyalet var. 53 mü oldu? Kaç oldu en son? Bilmiyorum. Şeyde il yapmışlar galiba, Nevada'yı. Yok. Diyelim işte 50 eyalet varsa o bayraktaki yıldızlar her biri bir eyaleti temsil eder. 50 tane varsa bunun 36'sı İspanik zaten. Göçmenler zaten oluşmuş ki Amerika dediğimiz yer zaten göçmenlerin oluşturduğu bir ülke. İtalya'dan zamanında gitmişler falan filan. Christoph Kolomb bulmuş Amerika'yı. Demiş ki burası Hindistan tam bir gerizekalı. Bu yüzden mesela yerlilere yani kızılderililere orada Indians denir. Çünkü niye Christoph kafası güzelmiş. Gemi de tabii sarsmış hafif böyle. Ne la burası ya? Malatya. Hayır. Hindistan. Hani böyle bir şey olmuş. Trump ırkçı söylemleri yüzünden tabii çok fazla tepki görüyor. Seçimler de yaklaşıyor. Biden da kafa uzatmaya başladı biliyorsunuz. Artık Amerika zaten siyasetçilerin değil, zengin milyarderlerin yönettiği bir ülke haline geldi ki zamanında da masa altından yürütüyorlardı, hükmediyorlardı ülkeye. Şimdi baya baya çıkıp kendileri bizzat başkan olarak yönetmeye başladılar. Öyle düşün ki Reagan diye bir adam var. Donald Reagan. Herif aktör. Aktör lan inanabiliyor musun? Aktör. Koskoca Amerika USA Birleşik Devletleri. Lan Arnold Schwarzenegger vali oldu ya. Bizde de oyuncu çok ama hiçbir dizide oynamadı öyle düşün. Mantıklar ters. Ben neredeyim şu anda? Biz ne anlatıyoruz? Amerika'dayım ben. Rafet El Roman'da dediği gibi macera dolu Amerika. Amerika'da Trump bu ırkçı söylemler yüzünden bayağı bir oy kaybetmeye başlıyor. Trump'ın yanındaki kekolarda toplanıyorlar. Diyorlar ki Trump diyorlar. Lütfen artık birazcık söylemlerini yumuşat. Seçim yaklaşıyor. Ağzımıza sıçıverir bu İspanikler, Meksikalılar. Bu var öldürüyorsun. Yuh. Trump da okey man relax diyor. Ama diyor ne yapmam lazım? Ne bileyim ne yapalım acaba diyor danışmanlar. O da diyor ki koduklarım siz danışman değil misiniz? Danışmanlar diyor ki o duvarı kaldıralım Meksika'daki. Hayır çok majör bir hareket değil bu yetmez. Ne yapalım İspanyollara ekstra kanal açalım. TRT 7 İspanyol falan öyle bir şey yapalım diyorlar.
olmaz diyorlar danışmanlar, abi ne yapıyorsun falan. Finalde danışmanın bir tanesi çok sivri zeka. Diyor ki abi diyor, bizim diyor otu abi mi diyor. Tabii hep akraba. Bunların siyasetçisi de böyle. Evet. Abi diyor gidelim diyor. Beyaz Saray, adı Beyaz Saray diyor ya. Bundan daha ırkçı bir şey var mı diyor Amerika'da. Amerika'nın en ırkçı yapısı Beyaz Saray'dır diyor. Beyaz White House, what the fuck. Gidelim diyor. Boyayalım amına koyayım diyor. Rengarenk bir şey yapalım. Trump'ın aklına yatıyor bu. Diyor ki ulan iyi lan, seçimden sonra bir daha beyaza boyatırız diyor. Şimdilik diyor seçim için diyor. Biliyorsunuz seçim için kedi falan öpüyorlar ya siyasetçiler. Gidin diyor bir ihale açın diyor. Sonuçta Beyaz Saray diyor anasın kocaman bir yer diyor yani. Öyle çağırıyorlar boyacıları falan. Bir tane Çinli geliyor içeri. Ben size diyor 2 milyona diyor hallederim diyor boyama olayını. Trump diyor ki ne yapacaksın diyor 2 milyon. 1 milyona diyor malzemeleri alacağım. 500 bin işçilik, 500 bin de bizim şirket için diyor. Olabilir diyor, bakalım diyor sıradaki gelsin. Fransız geliyor ve diyor ki ben diyor 5 milyon dolara boyarım burayı. Ne yapacaksın diyor 5 milyonu? 2 milyon boyaya vereceğim diyor. 2 milyon işçilik, 1 milyon da şirketimizi alacağız. Peki diyor, gönderiyor onu da. Türk geliyor içeri. Evet diyor Türk diyor, anlat diyor sen kaç paraya boyarsın? Vallahi diyor Trump kardeş ben burayı diyor 15 milyon dolara boyarım. Oha diyor. Ne yapacaksın lan 15 milyon doları? Nasıl harcayacaksın diyor. Babacım diyor sen bu 15 milyon doları diyor çıkart. 7,5 milyon dolarını ben alıyorum. 5,5 milyon dolarını sen cebine atıyorsun. 2 milyon doları da Çinli'ye veriyorsun. A**ın boyasın diyor. Teşekkürler. Babacım İstanbul'dayız, Göztepe'deyiz. Göztepe'de ne var? Benzinlik. Göztepe'de minibüsler var. Minibüslerde tabii büyük de bir rekabet var. Baba ben daha hızlı gittim, hop selektör yaktım, korna çaktım, onun önüne geçtim, müşteri aldım. Müşteriye odaklı ticaret. Babalardan bir tanesi diyor ki buradaki minibüslerin dolmuşların tamamı diyor eski marka, eski model diyor. Ahmet abi diyor ki ben gideyim şöyle sağlam sıfır bir Peugeot alayım da milletin aklını alayım. Herkesten daha hızlı gideyim. Herkesten fazla müşteri toplayayım. Sıfır gıcır gıcır Peugeot gelmiş, takıyor yukarıya dolmuşu, plakayı takıyor. Jantlarını siliyor, parlatıyor, krom jantları var yanlış olmasın. Tabii alışık olmadığı bir teknoloji. Alışmış garç 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 vites geçirmeye. Karşısında ekran var. Otomatik vites bir şeyler. Ana duraktan bir sürü yolcu arabaya biniyor. Yaşlı hasta bir teyze biniyor. Hamile bir kadın. Genç güzel bir kız. Telefon oyunu oynayan ceketli bir keko. Onların hepsi biniyor. Başlıyor abi yola çıkmaya. Basıyor gaza, basıyor gaza. Vah diyor iyi gidiyormuş. Biraz daha basıyor gaza. Derken böyle yaşlı teyze diyor ki evladım ben çok yaşlıyım. Biraz yavaş gider misin acaba? Teyze, Peugeot'dan anlar mısın? Anlamam evladım. Konuşmayacaksın o zaman diyor. Dönüyor, ne devam ediyor. Daha da hızlanıyor. İyice tribe giriyorlar yolcular. Hızdan uçacak dolmuş. Şöyle şöyle sallanıyor. Şu şekildeyiz. Derken hamile kadın lafa giriyor. Diyor ki, şoför bey, lütfen diyor, hamileyim diyor. Biraz yavaş gidin, bakın kaza yapacağız. Ahmet abi ne yapıyor? Hop dönüyor arkaya. Ablacım diyor, sen Peugeot'dan anlar mısın? Anlamam. O zaman konuşmayacaksın. Çat dönüyor, dönüyor. Daha da hızlanıyorlar. Derken arkadan o genç güzel kız dönüyor ve diyor ki, şoför bey, pardon yani, bu ne kadar saçma bir şey, ne kadar ayıp bir şey ya. Bu kadar insanız hepimiz. Sizin canını tehlikeye atıyorsunuz ya. Biraz yavaşlayın ya. Ahmet abi. Ya ablacığım sen Peugeot'dan anlıyor musun? Evet anlıyorum. Ne olacak? Allah rızası için şu fren nerede bana bir göster diyor ya. Bu fıkrayı biz zaten takipçimize teşekkür ederiz. İyice bir telim diye mi atıyorlar acaba? Kerim diye bir kardeşimiz var. Bu kardeşimiz köyü daha önce bir kere askerlik için terk etmiş. Ama onun döneminde yapılan askerlik de uzun askerlik. Şimdiki gibi değil. Özellikle şimdiki gibi hiç değil. 2 yıl yapıyorlar, 3 yıl yapıyorlar efendim, 4 yıl yapan var. Benim babam 20 yıl yaptı. Bakmışlar gitmiyor, rütbe takmışlar. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Buna siz çok güldünüz. Antimilitarist misiniz? Her neyse. Daha önce ne bir sosyal aktivite yapmış ne büyük şehir görmüş. Öğrendiği bilgi doğduğunda anasından aldığı ile askerde badilerinden duyduğu kadar. Kerim köyün en güzel kızlarından Gülşah'a abayı yakıyor. Olay yerinde 4 kişi ölüyor falan. Ne yaptım lan ben şu an? Gülşah'a abayı yakıyor. Gülşah aşkına karşılık veriyor. Köylük yerde öyle gezelim, tozalım, birbirimizi tanıyalım durumu tabii bildiğiniz gibi yok. Hemen düğün hazırlıkları başlıyor. Kerim nasıl heyecanlı? Çok heyecanlı. Herkes Kerim'in heyecanını fark ediyor. Halbuki öyle değil. Kerim'in sıkıntısı başka. Kerim daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş. Gerdek gecesi ne yapacağım diye kara düşünüyor. Almanya'da zamanında çalışmış. Tekrar köyüne dönmüş. Vasfi abinin yanına gidiyor. Diyor ki bu adam diyor Avrupa görmüş adam. Onun olduğunu bilir diyor. Vasfi abi de kafayı kırmış Almanya'da. Parayı toplamış köyde takılıyor. Vasfi abi sana çok ihtiyacım var. Vasfi abi demiş ki Kerim git seni bak demiş. Tamlama yapmış çok çirkin. Kerim demiş ne var? Abi demiş ben daha önce hiç cinsel ilişkiye girmedim. Biz gerdek gecesi Gülşah'la ne yapacağız abi ne olur anlat bana. Vasfi abi de demiş ki ya Allah ne diyor bu koyayım. Kerim kadın ne yapıyorsa aynısını yap bu kadar. Ne yapıyorsam abi? Ne yapıyorsa oğlum? Tamam mı abi? Lan oğlum git. Ne yapıyorsa? Falan hop Kerim gidiyor. Düğün dernek o zaman pandemi yok, sosyal mesafe yok. Herkes öpüşüyor, ohlaşıyor, altınlar takılıyor bilmem ne oluyor. Geliyor gerdek sırası. Tabii Kerim'in sırt mosmor. Ne oluyor acaba ne yapacağız falan diye böyle odaya gidiyor. Gülşah böyle
Hallenmeler. Hani o köy kızı gitmiş, içinden bir Revi kızı çıkmış. Revi kızı kötü bir şey mi? Mesela benim kızım olsa Revi kızı olabilir mi? Ben kızar mıyım? Her neyse. Kerim giriyor odaya, bakıyor kıza. Kız böyle hıngı hıngı. Kerim de böyle hıngı hıngı yapmış. Çıkartıyor üstünü. Memeler. Kerim de çıkartıyor üstünü. Kız altını çıkartıyor. Kerim de çıkartıyor pantolonunu. Karşılıklar böyle. Kız böyle yürümeye başlıyor. Kerim böyle yürümeye başlıyor. Türk filmi gibi. Kız yatıyor yatağa. Uzanıyor böyle. Kerim de gidiyor yanına uzanıyor. Kız kalkıyor abi. Bayağı eğiliyor. Kerim de kalkıyor yanına böyle eğiliyor. Kız yere yatıyor böyle. Bacaklarını açıyor, kaldırıyor. Kerim de yatıyor, açıyor bacakları, kaldırıyor. Kerim. Efendim Gülşah? Ya git dışarıdan iki kişi bul da bizi bir s**in diyor. Yeter, bıktım diyor. Bu fıkrayı da gönderen takipçimize teşekkür ederiz. Derin ben şaka seviyeni, mizah seviyeni. Sevgili takipçilerim, siz ne yolluyorsanız onları anlatıyoruz. Lütfen bir sonraki bölüm biraz küfürsüz şeyler deneyelim. Burada çünkü bayan arkadaşlarımız var. Bayan mı? Burada kadın arkadaşlarımız var. Rahatsız olan olabilir. Yani bizden samimi izleyenler arası. Çocuk izliyor. Her şeyin finali buna bağlanıyor ya. Çocuk izliyor. İzletme a**ayım. Evet. Adamın bir tanesi diyor ki ben bir taneyim. Saçma oldu. Yapmayın, öyle değil. Adamın bir tanesi iş seyahatine çıkacak. Kadının da bir aşığı var. Sevdiği. Başkasını seviyor. O da onu seviyor. Sevişiyorlar. Adamın gitmesini bekliyor. Adam yani kocası yurt dışı seyahatine gidecek. Kocası gittiği gibi içeri aşığını alacak. Affedersin, evde neler neler yapacaklar. Yılbaşı arifesi. Adam mutsuz. Diyor ki yılbaşında ben ta buradan Çin'e gideceğim. Çok özür diliyorum hayatım. Bu yılbaşını seninle birlikte geçirmek isterdim. Aa, kadın da üzülüyormuş gibi yapıyor. Halbuki çok mutlu. Ah bey, keşke gitmeseydin ama artık ne yapalım biz de. Adam hazırlanıyor, giyiniyor, parfümünü sürüyor, adam çıkıyor. Adam çıkar çıkmaz hop aşığını yan taraftan alıyor evin içine. Bunlar gidiyorlar içeri yatak odasına. Affedersiniz. Tamam, özür dilerim. Abartma. Abartma. Aşk yapıyorlar yatak odasına. Kadın, adam, çırılçıplak sevişiyorlar. Fuşu, çafu, hoppi bir şeyler. Adam da tam o sırada taksiye binecek apartmanın önünde. Bink. Patron arıyor. Diyor ki gerek kalmadı. Seyahat iptal. Ertelendi. Adam diyor ki yaşasın be. Karımla geçireceğim yılbaşını. Hoppa. Haydi. Tak 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 kapıyı çalıyor. Eyvah kocam, kesin bir şey unuttu falan diyor. Kadın bornozunu giyiyor. Adamı da pat diyor gardıroba sokuyor. Kapatıyor kapaklarını gardırobuna. Ama adamın taşaklar dışarıda kalıyor. Çat diye sıkışıyor böyle. İki tane böyle yumurtalık. Sıkışıyor dışarıda böyle. Kıpkırmızı böyle duruyorlar böyle. Şişiyor biraz hafif çünkü gardırop sıkışmış. Kadın gidiyor böyle telaşla böyle açıyor kapıyı. Ay diyor, ne oldu öyle diyor. İş seyahatimiz iptal oldu. Yılbaşında beraberiz diyor. Yaşasın. Hadi gel diyor, yılbaşı ağacını süsleyelim, bir şeyler yapalım. Sen neden bornozlasın diyor kadına. Gördüm salak diyor taksiye binmediğini. Kadın yani hemen. Anında cevap. Gördüm diyor camdan taksiye binmediğini. Ben de tam duş alıyordum, hazırlanıyordum senin için. Hukuk iyi diyor. Adam başlıyor soyunmaya. Atıyor kravatı falan. Ön sevişmeyle koridoru geçiyorlar. Çok açık açık uçup öpüşüyor yatak odasına gidiyorlar. Atıyor kadını yatağın üzerine. Soyunuyor. Başlıyorlar sevişmeye. Küttüdü küttüdü sevişiyorlar. Böyle sevişirken adam gardıroba göz takılıyor. İki tane kırmızı top. Böyle şişmiş de iyice böyle kıpkırmızı. Hanım. Ha efendim. Diyor, bu ne? Ha bu ne? Kadın. Yılbaşı geldi diyor. Çan aldım diyor ağaca, işte şey yapacağım. Asacağım diyor. Çam ağacını asacağım. İyi diyor ya. Peki diyor, bu iyi çalıyor mu bari diyor ya. Komşulara rezil olmayalım. Bizim çanımız çalmıyor dedirtmeyelim diyor. Böyle deniyor, uzanamıyor böyle. Adam bakıyor. Daha yeni çıkartmış pantolonunu. Kemer duruyor. Kemeri alıyor böyle. Hayır, o sesi onun. Buna bip koymayın, bu küfür değil. Buna koy. Öyle bir şey yok. Küfür değil oğlum. Onu çık. Lan çıkart kemerini, aynı ses çıkartmazsa istifa edeceğim YouTube'dan. Twitch'e geçeceğim. Şak diye vuruyor böyle. Titriyor böyle daha da böyle. Hanım diyor, bunlar ses çıkartmıyor. Bırak ötmesin. Olur mu öyle şey, kolonya komşuya ya. Şak. Daha da bir kamar yap. Olmaz böyle diyor. Kemeri böyle ters çeviriyor. Demirli kısmını alıyor böyle. Şak bir daha. Artık böyle titremeler. Hareket de diyor hanım ama ses yok. Ben buna diyor ses gelene kadar vururum diyor. Şak. İçeriden şöyle bir ses geliyor. Ding don a**. Ding don. Adam göndermiş anlattı ya, anlatacağız. Bu fıkra için teşekkür ederiz. Aslında fıkraları yollayan arkadaşların da isimlerini şuraya yazalım ki, değil mi? Onların Instagram'ına gidip. Utansın. Tabii onlar utansın. Yani hikayelerinizi bu arada nereye yollayacağınızı daha öncesindeki videomuzda öğrenemediyseniz hiç öğrenemeyeceksiniz. Aşağı açıklamalarda yazdık. Her neyse, diğer parta geçelim. Çirkin, çirkin. Bitireyim artık değil mi? Koltukta çünkü cıvırdamaya başladık. Fıkraloji. Teşbih istihare. Fıkrolojinin bir sene sonra ikinci bölümünü de çekmiş bulunuyoruz. Fıkraloji de yalnızca sizin bize yolladığınız fıkraları anlatıyoruz. Fıkraloji, kötü fıkralar. Ha, bu fıkralar da çok kötüydü. Demeden evvel programın ismini bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum. Bu programın adı Fıkraloji Kötü Fıkralar. Bugün yine hep beraber olduk.
kötü kötü fıkralar anlattık. Kah güldük, kah biraz daha güldük, kah zorla güldük ama güldük. Programın da sonuna geldik. Programı beğendiyseniz ne mutlu bize. Abone olmak isterseniz eyvallah. Dislike'a basmak isterseniz tabii ki. Abonelikten çıkıyorum, olur. YouTube'u sileceğim, peki. Ama benim özellikle Berk'in değer yargılarına dil uzatamazsınız. Bunu buradan ilk kez ve son kez söylüyorum. Fıkraloji, kötü fıkralar 2. bölümü bitti. İlk ve son kez söylüyorum. Çünkü 3. bölümde de 2. bölüm bitti diyemem. Mantık olarak. Herkes akıllı olacak. Görüşürüz. Tespihten mi oluyor bu? Tespihten oluyor vallahi, ben de anlamadım. Çıkar canım kardeş, çıkar elimden. Hoşçakalın. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Umarım bir sonraki videoda da yine hep beraber oluruz. Beğendiyseniz like'a basmayı, çok beğendiyseniz abone olmayı, aşırı beğendiyseniz daha da aşırı bir... Arkadaş beğenmiyorsan beğenme. Ben burada kendi mecramda şakalar yapıyorum ya. Hadi kapat. Kapatla kapat sana diyor. Bir sonraki bölümü hemen koyacağız. Anladın mı? Umarım bir sonraki bölüm hemen erkenden gelir. Çünkü biz de çok eğlendik çekerken. Neden bir sene bekliyoruz ki dedik. Bir sonraki bölümü de sanıyorum haftaya, önümüzdeki hafta. Ne kadar değil mi? Oturup evet. Çekersek sizlerle istediğimiz zaman koyun. İstediğimiz zaman da karşınıza çıkmayın. Ben birader sinema. Böyle şeyler yapmayalım. Videoyu da kapatalım o zaman. Herkes kendine çok çok Allah'a emanet olun. Şöyle ya. Ne yaptım ki? Fıkra anlattım yani. Düşünsene. Fıkra anlattım gerçekten.